izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Tanıklıktan stüdyolar mevzuları sunduğumuz bilinç öncesi programıyla bu hafta da beraberiz. Bu hafta üniversite sınavını konuşmak istedik özellikle. Çünkü üniversite sınavı zor bir süreç. Tercihleri dahi zor bir süreç. Ben bu hafta konum öncelikle seslenip olarak başlayayım. Esenç Ekoloji Okul Psikolojik Danışmanı Bekir'den. Hocam hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi hocam, zor bir süreç. Evet, yani gerçekten zor bir süreç. Sınava hazırlanmak ayrı zor bir süreç. Sınav sonrası ayrı zor bir süreç ki bence sınav sonrası daha zor bir süreç. Kesinlikle. Şimdi biz hep söyleriz. Demiş ki sınav hazırlanmak üç süreç. Sınav öncesi süreç, sınav anı ve sınav sonrası. Şimdi hocam, bunları tek tek değerlendirerek başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce de sizi şöyle bir tanım. Ben Bekir Can, Esenç Ekoloji, rektör öğretmeniyim. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Aynı zamanda profesyonel anlamda eğitim danışmanlığı sürdürüyorum. Tabii eğitim işte aslında bu noktada bizlere de ilgili bir süreç. Şimdi bizler bu işi yaparken tabii ki de bilgi anlamda kararlarımızı, geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz ama aslında en çok yaptığımız şeylerden biri gelecek nesil kariyerini planlamak. Ben bu üniversiteyi seçerken aslında lise sürecinden kaynaklı da oluşturdum. Ve en büyük önce zaten o harcayı kendi sağlamak, kendi sağlamak. Bu kadar çıktım ama o sorunları da güzel oldu. Ama hocam aslında bir süreç böyle çıktı. Yani yine dönüp baktığımız zaman psikolojik danışmanlığı sürecimizde bizim bir yardım mesleğine karşı bir yardımımız vardı. Bu yönden çıktı. Şimdi hocam, çok vakit kaybetmeden şöyle başlayalım. İlk başta daha önce söylediğim gibi sınav süreci ayrılıyordu. Sınav öncesi nasıl başlıyordu hocam? Yani sınav öncesinde öğrencine nasıl hazırlıyordu? Şimdi üniversite sınavı, üniversite sınavı kısasında yüksek öğretim kurumları sınavı oldukça yani aslında üç ötümden başlayacaksın. Tarihte, ayrıca ve yabancı bir sınavı. Cumartesi, pazar ve pazar günü öğrencisi olmak şeklinde öğrencisi gerçekleşiyor. Biz sınav sürecini tanımlarken aslında lise sınavına çok etkilenir. Yani öğrencinin başlangıcı 6. sınıfın ilk tanımı, 4. sınıfın sınavına kadar kapsayan bir sınav olduğu için de bu sınavı çok yavaşlıdan da devam ediyor. Ne yaparsınız? Ben kendi kendisine ben çıktıktan sonra, ben de çıktıktan sonra
çalışmaların ötesine, yanına bölgesine yıkılması fark ediyor. Bizde kaç gördüm? Yani doktor olmak istemiyor ya da işte aylık memnuniyet daha çok mümkün oluyor. Ama şimdi benim doktor olmaya kendisi yapmıştım. Yani dokuz kıza geldiği zaman gazetenin kendine uygulanmadığını fark ediyor. Dedim ne yapsın? Tamam. Şu an sonuçta aslında çok güzel anlattığınız. Bana hayalin ümidi bir hedefleri. Bazen kayıtlar ve ben çocuklar özelliği kurdular. İsterseniz bazı okullar ve araştırmamızda etkinlik arkasında halk araştırma etkinlikleri yaparız. Çok mutluyuz. Yani hayalde çözü kalır olanlarının çok detaylı, çok zor olur. Öncesi yine ister sınavsızın çalıştığı konusunda çözü olursa bu üniversite sınav süreçleri yapıyor. Aslında çünkü ne yapıyor? Tarzı süreçleri yapıyor. Bu yapıyor. Bu yoldan bir bölüm seçmek istemiyorum. Çatırlanıyor, kaynanıyor. Bu ne kadar çok yoruluyor. Üniversite sınav sınavı ne kadar çok yoruluyor. Ama üniversite sınav sınavında artık mesleğe bir şekilde yok. Kime geçiyor? Yani siz birçok öğrenci açınız, birçok öğrenci açınız. Ben de size üniversite sınavı artık sınav araştırıcı olarak görüyor. Ben de şimdi aslında yapmamış. Şu sınav araştırıcı olarak atılandığını öğrenci tabii ki zor olarak aileye spesif yapıyor. Sanki öğrenci sınav araştırıcı çıkışmış gibi görüyor. Ne kadar çok anlayan, ne kadar çok yaratırsak sınavı, o kadar çok mühür gözümüzde. O kadar çok stresli sınırlığı sağlıyor. Şimdi, nasıl sınavcıları bu dört kadar yakışmalı işlem açığa götürürse öğrenci, öğrenci kendini kullanması ne güzel. Aslında bu dörtte on yaratı daha bir sınav olup, hem ne kadar hem de öğrenci kendini alışıyor. Evet, nasıl gereken bağlanışlar, ölçülmesi gereken kazanımlar, öğrenci tarafından, öğretmenler, öğretmen tarafından öğrenci zaman zaman hissettiriliyor. Bir de tabi kendisinin hemen öğrenmesi gerekiyor. Mantık sınavcının başlaması gerekiyor bir şey. Ama sınavcının aynı seçimini yapınca, biz sınav yapıyoruz. Öğretmen kafasını var, devam kafasını var. En büyük tutturduğu da öğrenciler. Biz her zaman bir hatalarımız yapıyoruz. Öğrenmenin tutturduğunu yapıyoruz. Öğrenmenin tutturduğu daha önce bir hatalı. Ve bir şey gösterdi ve onun çizgilerine de bir şey sahip edilsin. Çünkü karşılaşacağı ortaya yönelik olarak bu dönüşebilir kısacıkla. Ben bir de bunu tutuyorum, yorumlar da sesleniyorum. Ben ödeyelerini de kaydısından boncuk tutuyorum. Çocuklarımızı dinleyelim, onlar gerçek hızlıyorlar, gerçek çocuklar. Her çocuğun başarısı aynı olmayabilir. Her çocuk matematik dersinde aynı olarak yapamayabilir. Fakat bu ütülerde materyal farkları anlayan olabilir. Bir Amerikalı konu, zorlayacağını çok güzel bir sözü var, fakir yaptı. Kesin sistemlerde. Diyor ki, hafta sınırlarda tenisi, basketbol, futbola, futbola, hızla, her şey anlayan. Her sınırdan bir ütület biraz ayrık ama hiç sorun kalmadı. Bu tane karşımıza, bir anda okula dönüşme yaparken, oraya da dönüşürken, ısınmaya ayrıklık, ötüklük, kapa kapa kapa. Bazen içine kadar konuştuğun zaman dünyanın en önemli kitlesi zamanı kendi. Ana seçimini yapıyoruz. Ana seçimini yaptıktan sonra öğrenci kendi ve uygun adamları görüyor. Baş başarısını görüyor. Baş başarısını yaptıysa öğretmenlerin değerlendirmesini alıyor ve en önemlisi yapamıyor. Ben de işte üniversite sınavın sadece bence en mutlu sistemimizin öğrenmesi tarzısını ben tanısını, evet, ben tanısını tanısını. Ama en önemlisi gibi bir öğrenci demek değiliz. Yani en önemlisi öğrenciler de seslenin. En önemlisi bir müfteriyatı, ana müfteriyatı olduğu için çok zor bir şey yapıyor. O zaman tanrı sadece her vakitleri var öğrencileri, her vakitleri var öğrencileri kadar. Bu kızın da hangi alanda karşılığında sessiz. Hemen kızı kimya biyolojiyi güzel bir tekrar. Çünkü,
sınav nasıl, sınavın anı nasıl ya da dünyanın listesi sınavlar nasıl ya da dünyanın? Şafan oldu. Resulet adı, sınav tarihinin en kralı sınavı. Resulet'in sınavı. Böylece bir faktörlere ihtiyarlar, en önemli faktör sınav derecini kaybedemez. Sınav derecini kaybedemez deyince, bazı öğrencilerimiz şöyle anlaşılmaya da kullanılmış. Biraz hızlıca yararlar var. Tıp için anladım. Öncelik için, bir seçenek için, her an sıkı için sınavı tutmak zararlı. Bunlara kalktırmışsınız, bunlara kalkmadı. Kulantı da arka uçakta ve sıfırın beraberi vardı. Nezirebiliriz. Sıfırın beraberimiz vardı. Bu noktada bizler zaman yazılık dışarı sürüldü. ARP'de ise nezirebiliriz arttırıldı. Bu noktada zaman kalktı. Bu noktada kalkması ile yavrum ki sıfır çekil öğrenci. Sıfır çekil öğrencilerin ihtiyarı kısmı ödüne kalkmış oldu aslında. Sıfır çekil öğrencilerimiz dersinde ve büyük bir çekil oluşturuyor. Bunlar nasıl sıfır çöktü? Burası eksi mekanisi sıfır çöktü. Zaten biz planını yapıyoruz. Aslında ama mat noktada sınavda sıfır çöktü. Sınav bir adam sayısı bir sınavı. Yani iki yazılı artı bir adam sınavı vermek için bir adım yapmış ama sınav vermemiş. Bir sınav içerisinde sınavın adam sayısı. 286 sınıfı kemer yapıyoruz. Sınav planı dengeç sınavında bir artmış bir süreç. Esas da bir açık sınavlarda sınav olması. Özellikle sınavın haftasını hazır. İşte yaptığı yapması, sınav kalası, çoğun sınav kalası, kapası vardır. Sürekli bir açık bir açık yolu. Ama kazanla öğrenmenin yanıcılığı yok bırakılıyor. Çünkü bunu bir açık kalanı tanımlandırıyor ama bu kalası kazanların hazır şimdilmesini buluyoruz. Tabii bu çok öğrencilerin başlığında olmuştur. Sınav tekrar yükselerek yönetilmesi. Bu sınavın tarafası. Tekrar içerisinde sınavı eksikliği varsa bu sınavın tarafıdır. Sınavın tarafıdır. Bu öğrencilerin muhtemelen başarısız kalma sebepleri kopya başarısı eksik tarafı olarak öğrenmelerin ortak sonucundan kaynaklı olur. Ben bu sorgulamalarda da çok fazla istiyorum. Yani onlar özel bakmasının kaybını değil de adamlar mesela gösterdiği özellikle dersinden bir dönem yaptık. Bütün yılında işaretli, ABC, ABC, ABC şeklinde işaretli. Bu kadar da sınavın iddialarını. Evet. Ben mesela iki tane de yaptım mesela. Bu tarz işaretli. Önce 258 rakamda hem gösterdik. Bu ne kadar hissedildi aslında. Aslında sınıf rakam. Bu sınavı sınavı bağlıyor da, şu sınavı bağlıyor adamları aslında üç konu bağlıyor. Herkes sınıf öğrencileri, bazı grup öğrencileri bunlar nasıl bitmez, sınavı varmış, mevzuya bırakmış, bir iki veya üç sınıf mevzuya, bu da üniversite okulu. Üç üniversite okulamış, geçmiş yıllarda mevzuya bir şey kurmuş, bir grup daha sınavı diyor. Şimdi öğrencileri bak, bunlar bir tıp dışında öğrenci öğretmeleri, bir dakika tıp istiyor. Diyor ki, ben sınıf öğrencileri üst üstüne götürmeyeyim. Şimdi, üst üstüne götürmeyi, sınavın bana her ödeme farklı ödekleri, farklı ulaştığıyla, o zaman bana bir taşlık ödeme şu ödeme var. Yani, Türk sınavı bir sene, 12. sınıf olup sınavın bana ödeme sayısı 900 öğrenci var. Bazıları bakmış, dünya 2 yıllık ödeme sayısı da 370-380 öğrenci var. Bu zaman bana yaparsın biraz da ödeme tarafı yaparsın. Yani toplamda 800 bin civarı ayrıtladı. Rakiplerimiz var, kişiler var çocukları. Biz de ortalamayı bilelim o zaman. Yani ortalamalarda da ilaçlar konuları var ya. Kesinlikle bu sınavı, sınavı, sınavı kanalarla yaşadık. İçin ayarlı, içeden ayarlı, bir de içeden ayarlı yaptı. Üç sınavımız, biz sınavı dörtlü sınavı bulamayız, satıcı sınavı bulamayız. Sonra sınavı öğrenmesini sağlayın, öğrencileri. Ben sınavı sıfır zaten çok sıfır. Ben Türkiye'de işin önünü yapıp konumlardan bir sınavı öğrencilerin kesinlikle çok kalitesi sınavı sınavı, çok öğrenci düzeyde yaptığı işleri var, o sınavları. Sıfır zaten sınavı, sınavların kendiniz bile açıklaması, sınavı açıklaması ama nasıl bizim istediğim? Ben kazan önce öğrencilerin teknik klasik, akarsı kazanıklarım, sınav sınavı açıklayabilirim. Sınav kutu açıklayabilirim.
birbirinin farklılaşıp farklılaşmadığını gösterir. Yani, tarif birbirinin hakkında tamamlayabilir, evet, o sistemle saklı tutulmuş, herkes birbirine. Ama grup biraz daha çıkılırsa, bu sistemle saklı birbirine gelir. Bu tarafında da yine bizim sistemle saklıyor, ne olabilir bilgisayarsa, bazen kendim ne istiyorsa, çok sistemle saklı böyle olmasaydı benim tarafım istemiyordu. Bunu söylediklerimiz de sağlayabilir. Kısaca bir konuşma zaten bu yolculuğunda, şu anda evet doğrulardı. Ne tarafı ısırız istiyorsa, tamamı dönüş sorusu, yani Türkiye'nin dönüş sorusu. Şimdi sezon yoksa öğrencinin tamamı biraz daha fazla, bu kadar mantığına koşuyor. Mekanikler fakat sekundan sorusu Fırat'a. Mekanikler bu sorusu bir mektuştu Fırat'a. Siz Türkçe'de bir mektuş, siz Fırat'a alın, sorduğu bir mektuştu. Sıkma, makinelerin sınavları başlıyor, makinelerin makinelerin anlattığınız gibi az önce. Şurada 38 sınavı çekebilir. Matematik, kanalatını bile Türkçe'yi rahatsız ettim. Benim bu kanalı herkes atabilir ya, Türkçe'yi herkes atabilir, Türkçe'yi alabilir, bir şey işaretli. Ama 38 sınavı matematik, geometri sorusu, belki analitik sorusu, bu koşullarda kontrol edilir. Bunu bir sınavı kanalını her yokta üstüne alıyor, belki bir yokta başlığa çıkarıyor. Sıfır istediğine bir ihtiyaç sahip yapılmasaydı, Türkçe'nin ötüşme sıfırı sahibi, sıfırı sahibi. Bu Türkçe'de öğrencilerin okulu zorlanmanı istedim. Akan sıfırı da bir tarafı ilk günü yazdı zaten. Ben sıfırı sahibi kapıyı sattı bana, matematik adına. Bu sıfırı öğrenci, ne var? Hocam matematik çok kolay değil mi? Sordular. Sıfırı bir noktada hocam matematik bir noktada yaptı. Sen, bu sefer ne oldu? Hocam matematik kolay bir yolunu aynı zamanda işte matematik çok zorlanan bir bitirdi, ilk kez gördüm. Ve tüm bana öyle bir şekilde ayrıştırdım. Yani ben buradan istatistik görmek yok. Kesinlikle. Ayrıca kısmına da not yapmıştık. Hoşanlarla rahat koyduğumuzda. Bu da bir sınavın kolay olduğunu gösteriyor. Sizler bile tümlerinin ayrıntıları, sınav sınavcılarda ayrıntısız ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Ama sınavında coğrafyanın ısrarı Mutsuz ve sesleriyle olduğunu görüyoruz. Bu arada sorun özelliği ben önümüzdeki meseleyi görecek miyim? Sonra anında iyi bir dereceleri var, iyi bir çalışma stilleri var. Ama sezon dersleri ilgileri az. O sırada ilgileri verdi. Mesela sırada sezon alanı kısmı. En iyi kalacağınız aslında derste ben de olur. Mesela bir sırada ilgili. Kazanma meseleyi sürece geçirdik, yorgun sürece geçirdik. Herkes ısrar sonuçları aldı, almadı. Ben de öncelikle ben şu açıdan ödeyeyim. Şimdi mesela şöyle sorular da geliyor. Çünkü her sene çıkıyoruz. Her zaman tercih edeceğiz. Sıralarım. Hocam sıralarımları şimdi de hafta konuşacağız. Biz de başlayalım. Yani vakit olarak da biraz yardım ettiğimiz kaldı. Aslında konuşmak istediğiniz noktalardan bir tanesi sınarsanız. Tamam. Şimdi nasıl yapacak olabilir? Neyi görüyor? Şimdi, herkes o kadar bir konflikte sıraçtı. Hatta herkesi engelli sıraçları doğru maalesef. Şimdi, tamamen kesinlik yok. Ama kesinlik yok. İlk tersiyonu burada. Doğal öğretmenizle birlikte yapın. Mükemmel bu okumuzu birlikte yapın. Bu zaman herkese yapın. Sonradan düşüncelerinizi kendinize alın. Ama bu işin uzmanı bir süreç testlerine bakın. Tercih süreci önemli bir kritik bir süreç. Mükemmel bir süreç aslında tarih olarak bakıldığında 26 sene başlayacak. Yani yarın, yarın ötürü de başlıyor. 5 ay süreçte tarih bitiyor. Bu süreç tabi isterseniz öğrencileri biraz veriyor genel olduğu için. Ne yapmalıyız, nasıl bir süreç izlemeliyiz, ne yapmalıyız, Yok hakkında sitelerine bir kıyım yönetimiz var. En iyi yönetimleri paylaşıyorduk. Böyle bir kıyım yönetimleri var. Bu kıyım yönetimleri var. Bu kıyım yönetimleri var. Ama burada bütün kontrolü var. Bu kıyım yönetimleri var. Bu kıyım yönetimleri var.
Thank you.